Excel'deki hücreleri bilirsiniz. Aslında o bir tablo yapısıdır. Yani siz başlıklar belirlersiniz. O başlığa denk gelen her satıra bir kayıt eklersiniz ve gösterirsiniz. Örneğin bir alışveriş sitesindeki ürünlerin satır satır listelenmesi veya bir şirketin personelinin listelenmesi gibi amaçlarla HTML tablolarından yararlanıyoruz. Hadi gelin hızlıca tabloları da öğrenelim. Yine bir dosya oluşturuyorum. Dosyamın ismi tables.html olacak. Evet, buraya geldiğimde bir tablo yapmak çok kolay arkadaşlar. Şöyle ki table taginden yararlanıyoruz. Table taginin içerisinde tr table row'dan gelir, yani tablo satırı. Her satıra ise td table dimension, yani hücre ekliyoruz. Aslında bu bizim sütunumuzdaki değerler gibi düşünebiliriz. Birden fazla şöyle hücre eklemek istediğimizde yine başka bir td ekleriz. Bu aslında şu anlama geliyor. Benim bir tablom var ve tabloda bir satır var, çünkü tr bir tane, iki tane de sütun var diyebiliriz. Örneğin Engin Demiroğ. Engin Demiroğ'un örneğin e-maili engindemiroğ@gmail.com gibi. Bunu çalıştırdığım zaman sağ tarafta bir tablo görüntüsüyle karşılaşmayı bekliyorum. Fakat tabii ki ana sayfadan açıyor her zamanki gibi. O yüzden indekse gidin lütfen. İndekste şöyle links vardı burada, hatırlarsanız. Şöyle bir tane br ekleyin ki altına eklesin. Şöyle tables diyeyim. Burada tables diyelim. Şunu da hızlıca şöyle daha kısa olsun diye links diyorum. Ve çalıştırdığımız zaman bakın şöyle bir görüntü olacak. Şöyle şunu da bir daha biraz daha temizleyeyim. Evet, şurada çalışıp çalışmadığından emin olun arkadaşlar. Eğer stop değil de run görünüyorsa çalıştırınız. Tables'a bastığımızda bakın yan yana iki tane datayı görüyoruz. Gelin bunu biraz daha şekillendirelim. Örneğin yeni bir kayıt daha ekleyelim. Şöyle kopyaladım, altına geçtim. Bir tane daha yapıştırdım. Örneğin Salih Demiroğ. Şöyle Derin Demiroğ. Şöyle derindemiro@gmail.com gibi bir e-mail olduğunu varsayalım. Evet, şurada da tabii ki Salih Demiroğ. Salih kuzenim, Derin ise kızımın ismi. Tables'a gittiğimizde bakın alt alta bu datayı görüyoruz. Şimdi burada tablolarda arzu edersek bir de hani dataya başlık ekleyebiliyoruz. Yani örneğin sütunların ne anlama geldiğini göstermek için. Yine burada da bir tr'den yararlanıyoruz. Th arkadaşlar heading'den, yani başlıktan geliyor. Örneğin kişi diyelim ilk başlığımız. Buraya da e-mail diyelim. Yine tables'a gittiğimde bakın kişi e-mail şeklinde bir başlık görüyoruz örneğimizde. Bir diğer yapabileceğimiz şey de caption bırakmak. O da şöyle ki şuraya geldiğimizde table'ın direkt altına caption isimli tag'den yararlanıyoruz. Caption'ın içerisine örneğin personel listesi dediğimizde hemen oluştursun. Bakın tablomuza bir başlık eklemiş olduk. Bu şekilde basit bir tablo yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ileriye dönük konuşmak istiyorum burada. Şöyle ki arkadaşlar, bir veri tabanı olur. Veri tabanında data olur veya bir API olur. API'den bize bir data gelir. Bunları bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden çok bilmiyorsanız hiç önemsemeyin. Bu eğitim boyunca hepsini öğreneceksiniz. Bu datalar geldiğinde biz bu dataları
Şöyle tek tek buraya bu şekilde olacak biçimde listeliyoruz. Ama diyeceksiniz ki ya ben bunların hepsini tek tek elle mi yazacağım? Hayır tabii ki. Bunları biz genellikle işte farklı HTML üreten tekniklerle, örneğin kaç tane eleman varsa o kadar eleman için bir döngü kurup bunları tekrarlarız. Şu an söylediğim ifadeler sizin için çok anlamlı değilse açıkçası onu önemsemeyin. Dediğim gibi eğitim boyunca bunları defalarca görüyor olacaksınız.